Selam gençler. Sezonun ilk yazılarını atlattınız. Umarım çok güzel bir yazılı dönemi geçirmişsinizdir. Umarım benim de yazılı videomu izlemişsinizdir. İzleyenleri gördüm. Birebir aynı sorular bile çıkan olmuş yorumlarda gördüğüm kadarıyla. Bu beni gerçekten sevindirdi. Eğer izlemeyenler varsa da ikinci yazılarda merak etmeyin. Yine burada olacağım. Sizlerle olacağım gençler. Bir ve ikinci üniteyi anlatmıştık. Bu videomuzda da üçüncü ünitemizi anlatacağız. Yedinci sınıf İngilizce. Üçüncü ünitemiz Biographies ünitesini anlatacağım gençler sizlere. Videonun sonunda da genel bir tekrar testi yapacağım. O yüzden mutlaka son sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aralarda sıkılırsanız biraz bir mola verin. Gelin sonra tekrar izlemeye devam edin. Bana destek olmak için videoya like atıp kanala abone olmanız beni çok mutlu eder gençler. Ayrıca biliyorsunuz katılı da ben aktifleştirdim. Katılı da üye olabilirsiniz. Katılı üye olan arkadaşlarımıza direkt mail adreslerine premium yazılılar göndereceğim. Böyle sınavda nokta atışı yapılacak yazılılar. O yüzden onu da göz önünde bulunabilirsiniz. Ama hocam ben öyle bir şey yapamam diyorsanız da like atıp kanala abone olmanız yine yeterli olacaktır. Her halükarda sizlere yine yazılı videosu çekeceğim gençler. Daha fazla gevezelik yapmayalım. Hadi hemen konu anlatımımıza yazımıza geçelim. Üçüncü ünitemiz biography izledik gençler. Yine bu üniteyi de Moral Z kitabından anlatacağım gençler. Eğer sizlerde Moral More Students Book varsa beni birebir oradan da takip edebilirsiniz. İçeriklerini gerçekten çok beğeniyorum. Muhteşem bir kitap hazırlamışlar. Şimdi burada kocaman bir önemli kelimeler listesi görüyorsunuz. Important words. Ne yapıyor öğretmenleriniz? Bu arada onu da merak ediyorum. Ezberletiyor mu size gençler bu important words yani önemli kelimeleri? Umarım ezberletiyordur. Çünkü gençler ezberleyin. Eğer ezberlerseniz gelecek sene LGS'de emin olun çok rahat edeceksiniz ve bence bunları bu seneden ezberlerseniz seneye İngilizceniz 10'da 10 olacak diye garanti bile verebilirim. O yüzden mutlaka ezberleyin. Şöyle uzun bir liste var. ister yazın ister ekran resmini alıp ezberleyin. Dilediğiniz gibi ezberleyin ama yeter ki ezberleyin. Şimdi ben burada tek tek tabii ki bunlara değinmeyeceğim. Video çok uzun olur. Onun yerine zaten konu anlatımının içerisinde hemen hemen hepsine değineceğiz. Evet öncelikle kelimelerle başlayalım. Şöyle kelime grupları ünitede çok sık göreceğimiz önemli kelime gruplarını burada fotoğraflarla eşleştirerek bir pekiştirelim gençler. Daha sonra tabii ki simple past tense yani geçmiş zamanı anlatacağım sizlere. Hemen baktığımızda sizler de benimle beraber yapın bu arada. Grow up büyümek demek yetişmek demek gençler. Bunu ikinci fotoğrafa koyabiliriz. Be born doğmak demek. Hemen birinci fotoğrafta. Receive a prize bir ödül almak. O da dördüncü fotoğrafımızda. Graduate from university. Üniversiteden mezun olmak. Beşinci fotoğrafımızda. Start education. Eğitime başlamak. Üçüncü fotoğrafta. Ve get married. Bu da evlenmek demek. Altıncı fotoğrafımızda. Çekimizi yaptık. Altı da altı yapmışız. Hemen bir sonraki sayfayla devam edelim. Have children çocuk sahibi olmak gençler burada 8'de görüyorsunuz. Invent bir şeyi icat etmek bu da 9. fotoğrafımızda. Die maalesef ölmek 12. fotoğrafımızda. Raise children çocuk yetiştirmek 7. fotoğrafımızda. Get retired retired emekli olmak gençler. Get retired emekli olmak 11. fotoğrafımızda ve son olarak discover bu da bir şeyi keşfetmek anlamında gençler. Bu da 10. fotoğrafımızdaymış. Yine hepsini doğru yapmışız. Şimdi geldik en önemli konumuza. Simple past tense gençler. Geçmiş zaman. Şimdi geçmiş zamanı anlatacağım size. Yalnız geçmiş zamanı ikiye bölerek anlatacağız. Neden ikiye böleceğiz? Çünkü geçmiş zamanda iki türlü durum var. Birisi durum yani isim cümleleri. Bir de fiilimiz, yüklemimiz olduğu cümleler. Biz bunları ayrı ayrı göreceğiz. Öncelikle vazöre bakacağız gençler. Simple past tense'den daha önce de duymuşsunuzdur büyük ihtimalle was were aslında be fiilinin past hali, geçmiş hali diyebiliriz. Geçmiş zamanda isim cümlelerinde to be emizar fiilinin yerine was were kullanılır. Yani bizim bildiğimiz emizar var ya şimdiki zamanda ya da geniş zamanda kullandığımız onun past hali, geçmiş hali gibi düşüneceğiz was were gençler. Was were cümle içerisinde peki nasıl kullanıyoruz? Bakın burada öznelerimiz çok önemli. I, he, she, it ya da buraya bir tekil yazalım. Tekil öznelerde biz was'ı kullanacağız. VU'de ya da çoğullarda da buraya da bir ç şey yazalım. Çoğullarda da verb kullanacağız gençler. Bir genelleme yapacaksak da tekillerde was, çoğullarda were ile diyebiliriz. Daha sonra da tabii ki isim, sıfat, artık edat her neyse onu getireceğiz. Burada fiilimiz yok. Bunu unutmayın. Örneğin he was a musician. O müzisyendi. Bakın burada make, make, master ikini getireceğimiz herhangi bir kelime yok değil mi? Nekmak Masar eki olsaydı orada bir yüklem olmuş olacaktı. Fiil olacaktı. Burada bir fiilimiz yok gençler. O yüzden buna biz durum cümlesi ya da isim cümlesi diyoruz ve buralarda was veri kullanıyoruz. We were good friends. Biz iyi arkadaştık. She was a brilliant student. O parlak bir öğrenciydi. Bakın hiçbirinde gördüğünüz gibi fiil yok. Fiil olmadığı için bunlar isim cümlesi ve bu durumlarda da neyi kullanacağız? was ya da were kullanacağız. Her zamanda olduğu gibi tabi past tense'de de bizim zaman ifadelerimiz, zaman zarflarımız var gençler. Time expressions dediğimiz. Bunlar nedir? En çok kullanılanlarından birisidir. Yesterday, dün demek. Two days ya da three months, five weeks ago. Burada ego bizim için önemli. Önce demek. Last bir de çok önemli gençler. Last da geçen demek. İşte last winter geçen kış. Last Saturday geçen cumartesi gibisinden. Biz bunları gördüğümüzde ne diyeceğiz? Bu geçmiş zamanla yapılması gereken bir cümledir diyeceğiz. Ve unutmayın bunları da biz cümlenin zaten en sonunda kullanırız. Örneğin I was happy yesterday. Dün mutluydum. She was at university two years ago. O iki yıl önce üniversitedeydi. They were in Paris last summer. Geçen yaz neredeydi? Paris'telerdi gibisinden bu zaman zarflarını da kullanabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde bir alıştırma yapalım was were ile alakalı gençler. Daha sonra devam edelim. Şimdi was were az önce söyledik değil mi? Tekillerde was, çoğullarda were'ü kullanacağız demiştik. Hemen baktığımızda bakın bizim için bu durumda özlemiz çok önemli. Gerisine bakmaya bile çok gerek yok. Mary Curie. Mary Curie biliyorsunuz değil mi? Bilim kadını. Ee, bir kişiden bahsediyor. Tek bir kişi. Tek kişi olduğu için ben burada neyi kullanacağım? Tabii ki vazı kullanacağım. Day demiş arkadaşlar. Bakın day'de neyi kullanıyorduk? UV day'de very kullanıyorduk. They were very successful. Jeremy. Bakın Jeremy kaç kişi? Bir kişiden bahsediyor. Jeremy. Onun yerine he de diyebilirim. O yüzden burada yine vazı kullanacağım. Jeremy was at home because he was ill olması gerekiyor. Alice and Matthew. Bakın burada bir yanılma olabilir. Genelde çok oluyor çünkü karşılaşıyorum ben de. Bu and bağlacımız gençler ve demek. Bu da önemli bizim için. Alice ve Matthew diyor bakın. iki kişi olmuş oluyor. Yani bizler genelde ne yapıyoruz? Burada bir isim gördük. Ha tamam bir isim var buna hemen was gelecek diyoruz. Öyle değil. Alice ve Matthew iki kişiden bahsediyor. Birden fazla olunca zaten ne olmuş oluyor otomatik olarak? Çoğul olmuş oluyor. Çoğul olduğu için de burada tabii ki were kullanmam gerekiyor. 5'e baktığımızda it blah blah a great day. It de neyi kullanıyorduk. Was'ı. It was a great day. We were so tired. We de de were kullanıyorduk. Eliza and Daisy bakın yine and var bağlacımız. Eliza ve Daisy demiş. İki kişi olmuşlar. Yine çoğul olmuş yani were born in 2010 dememiz gerekiyor. Umarım sizler de 6'dan 6 altı yapmışsınızdır. Bir de bunun negatif form yani olumsuz haline bakalım gençler. Olumsuz halinde çok değişen bir şey yok. Sadece burada sonuna not getiriyoruz gençler. Tabi bu notu bazen kısaltıyoruz. işte was not yerine wasn't olacak. Were not yerine weren't olarak biz ne yapacağız? Bunu olumsuz yapacağız. Çok öyle değinmeye de gerek yok bence. Yine öznelerimiz aynı. I, he, she, it de wasn't. We, you, they ve çoğularda da weren'ti kullanacağız. I wasn't at home yesterday. Dün evde değildim. Bakın bu I'da olduğu için wasn't. They weren't at the park 2 hours ago. 2 saat önce parkta değillerdi. Burada da they olduğu için weren't kullanılmış. Yani was weren't olumsuzu wasn't ya da weren't olarak yazılması gerekiyor gençler. Bir de question form soru haline bakalım. Soru halinde de gençler bu genel olarak bütün zamanlar için geçerlidir. Soru yaparken o zaman hangisi ise onun yardımcı fiillerini biz alıp başa getiririz. Burada da was were bizim yardımcı fiilimiz değil mi? Was were olduğu için biz was were'ı başa getirerek yapacağız. İşte I, he, she, it ve tekillerde was'ı başa getirip sonra özneyi sonra artık isim, sıfat, edat her neyse onu yazacağız. We, you, they ya da çoğul öznelerde de were'ı başa getireceğiz. Sonra bahsettiğim o özneleri daha sonra da yine gerisini yazacaksınız. Were you a student last year? Geçen sene öğrenci miydin? Tabi buna kısa cevap verebilirsiniz. Yes, I was. No, I wasn't diye kısa bir şekilde cevap verebiliyorsunuz gençler. Where were you yesterday? Dün neredeydin? Tabi burada WH question olursa en başa WH question yazıyoruz. Unutmayın daha sonra yardımcı fiil yazıyoruz. Dün neredeydin? I was in the library. Ben kütüphane değilim diye cevap vermiş. Evet, bir ara konumuz var gençler. Days, months and ordinal numbers. Yani günler, aylar ve sıralı sayılar. Bunlara bakacağız. Daha sonra da yine past tense geçmiş zamanla devam edeceğiz. Öncelikle days of the week haftanın günleri. Eminim öğretmenleriniz size bunu ezberletip soracaktır. Bunu da ezberleyin gençler. Sunday pazar Biliyorsunuz bizde günler pazartesiden başlar ama genelde işte İngiltere'de ya da Amerika'da pazardan başlar. Sunday pazar, Monday pazartesi, Tuesday salı, Wednesday çarşamba, Thursday perşembe, Friday cuma, Saturday bu da cumartesi anlamında bunları tek, pek çare yok ezberleyeceksiniz. Bir de tabi months of the year yılın ayları var gençler. Bu da yine January yani Ocak'la başlıyor. January Ocak, February Şubat, March Mart, April Nisan, May Mayıs, June Haziran, July Temmuz, August Ağustos, September Eylül, October Ekim, November Kasım ve December'da Aralık aylarımız oluyor gençler. Bunlar da yine Maalesef ezberlemeniz gerekiyor ki eminim birçoğunu zaten biliyorsunuzdur. Ve son olarak ordinal numbers var. Bu da sıra sayıları gençler. Sıra sayılarında bizim için önemli olan şu 3 bence. Çünkü bu 3 biraz diğerlerine göre istisna kalmış. Farklı yazılıyorlar. Gerisinde çok bir şey değişmiyor. Rakamla yazacaksak da unutmayın gençler. Son 2 harfi rakamın üstüne yazıyoruz. The first birinci demek. The first. The second ikinci the third üçüncü demek. Bakın 1'in üstünde st var. Çünkü first st ile bitmiş. 2'nin üstünde nd var. Çünkü second diyoruz. nd ile bitmiş. 3'ün üstünde rd var. Çünkü third rd ile bitmiş gençler. Şimdi 1 2 3 biraz diğerlerine göre farklı yazılıyor. Ama diğerleri çok bir fark yok gençler. Neden fark yok? Şimdi 1 2 3 one two three diyoruz ya. Bunda işte one ama first demiş. two ama second demiş. Three ama third demiş. Burada bu yüzden bir fark var. Ama diğerlerinde mesela dörde ne diyoruz? Four değil mi? Diğerlerinde sadece bu four dedik ya bunların sonuna th getiriyoruz. The fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth. Ve rakam olarak da hepsinin üstüne th yazıyorsunuz gençler. Yani tek değişiklik ilk üçte. O yüzden ilk üçü bilmekte fayda var. Diğerlerinde çok bir değişiklik olmuyor. Sadece işte 20'de the twentieth diyoruz. Daha sonra the twenty first diyoruz. Yani 21'den sonra 29'a kadar 20 20'yi söylüyoruz. Sonra ilk 10'daki şu yukarıdaki ilk 9'u da aynı şekilde 20'nin arkasına ekliyoruz. The twenty first, twenty second, twenty third diye. Tabi bunu 30'da, 40'da, 50'de hepsinde yapıyoruz. Diğerlerinde zaten fark ettiyseniz burada da 30, 40, 50, 60 diye gitmiş. Yüzüncüsü the hundredth, binincisi de the thousandth olarak söylüyoruz. Bunu da bence bir alın yazın not alın ya da ekran resmini alın gençler. Şöyle bir bakıp ezberlemeye çalışın. Peki yıllar. Yılları nasıl söylüyoruz gençler? Yılları da ikiye bölerek ayırıp söyleyebiliyoruz. Ama bazı tarihlerde tabi bu kural değişecek ondan bahsedeceğim. Şimdi genel olarak tarihlerden bahsederken ikiye ayırarak söylüyoruz. Örneğin bakın 1881. Bunu nasıl söyleyeceğiz İngilizceye? Şuradan 2'ye bölüyorsunuz gençler. 18 81 diye okuyacaksınız. Yani 18 81. 1453. 2'ye böldüm. 1453. 1920 1920. 2022 2022. 22, 2023, 2023 diye okuyorsunuz gençler. Burada bir sıkıntımız yok ama bazı kurallarımız var. Bunlar özellikle yüzyılların başlangıçları. Yani mesela 1800, 1900 bunlar da gençler 1800'de mesela burada yine ikiye bölüyorsunuz. Yalnız birincisini aynı okuyorsunuz. 18 diyorsunuz. İki tane sıfır olduğu için burada tabii iki sıfır sıfır demeyeceğiniz için 18'den sonra 100 diyorsunuz. 1800. Yani 18 tane yüzyıl olmuş oluyor burada aslında. 1904. Bakın yine ikiye böldüm. Yine ilk kısmı aynı okuyorum. 19 diyorum. Bu sefer de burada tek bir tane sıfır var gördüğünüz gibi. Bu sıfırı da O diye okuyorum. 19, O, 4 diye okumamız gerekiyor. 2009 ise gençler yani 2001 ile 2009 arasını bizler direkt 2000 olarak okuyabiliyoruz. 2009 diye söyleyebiliyorsunuz. Bunları da şöyle bir bakın birkaç alıştırmada sizler yapın eminim gerisini rahatlıkla halledersiniz. Hatta gelin beraber yapalım. Şimdi burada videoyu durdurup kendiniz yazın bence. Daha sonra benimle beraber çözümlerine bakın. Hemen bakalım gençler. 1600. Hmm. Bakın bir 100 yıl değil mi? Direkt ekstrası yok. Burada ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. Birinci kısmı aynı okuyorduk. Ne diyeceğiz o zaman? 16. İkinci kısımda ne yapıyorduk? İki tane sıfır varsa hundred diye okuyorduk değil mi? Yani sixteen hundred diye söylememiz gerekecek gençler. İkincisinde 1866. 1866. Bu gayet kolay değil mi? İkiye böldük. İkisini ayrı ayrı okuyacağız. Yani eighteen sixty Hemen şuraya da yazalım eighteen sixty Üçüncüsü 1795. Yine ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 1795 olarak okuyorum. Yani 1795 hemen burada da bu şekilde yazdık. 4'te 2008 var gençler. Bakın 2001 ile 2009 arasını ne yapıyorduk gençler? Direkt 1000 olarak söyleyebiliyorduk. Yani 2008 diye söyleyebiliyorduk. 2010'dan devamında da yine aynı 1900'ler ya da önceki tarihler gibi 2'ye bölerek okuyabilirsiniz. Mesela 2019'u ne yapıyoruz? 2'ye böldük. 20 ve 19 olarak okuyabiliriz. Yani 2019 diye okuyabilirsiniz. 1997 var. Yine ikiye bölüyorsunuz. 1997 olarak okuyacağız. 1997 diye okumamız gerekiyor gençler. Umarım sizler de 6'da 6 yapmışsınızdır burada. Evet gençler tekrardan geniş zaman simple past tense ile devam ediyoruz. Şimdi simple past tense az önce biz ne gördük? Durum ve isim cümlelerini gördük ve orada fiil olmadığı için was kullanabiliyorduk. Bu sefer de fiilli durumlarda biz geçmiş zaman nasıl kullanıyoruz? Ona bakacağız gençler. Öncelikle pozitif haline bakacağız tabii ki. Geçmişte başlayıp geçmişte biten olaylardan bahsederken biz neyi kullanıyoruz? Geçmiş zamanı kullanıyoruz. Geçmiş zamanla cümle kurarken malum fiillerimiz var ve bu fiilleri biz ikiye böleceğiz. Bir düzenli fiiller bir de düzensiz fiiller diye. Düzenli fiillerde işimiz kolay. Düzenli fiillerde fiilin sonuna d, ed ya da iyet olarak getiriyoruz. Bunun kuralları var tabii. İşte fiilin sonunda Zaten e harfi varsa sadece d getiriyoruz. Yoksa e de getiriyoruz. Fiilin sonunda y harfi y'den önce de sessiz harf varsa da y'yi düşürüp iyet getiriyoruz. Bu kadar kolay aslında. Örneğin bakın visit visited. Start started olarak getiriyoruz. Ne demiştik? Zaten hala hazırda e varsa mesela graduate gibi. Burada e olduğu için sadece graduated diyorum. Bunlar düzenli fiiller için geçerli. Prepare prepared diyorum gençler. Bir de ne dedik? Y harfi varsa ve y'den önceki harf sessiz bir harf ise ne oluyor? Y ye düşüp iet geliyor. Örneğin study bakın y ye var. Y'den önce de d harfi var. Burada ne yapıyoruz? Y'yi düşürüp iet getiriyoruz. Yani studied oluyor. Try aynı şekilde tried oluyor gençler. Ama tabii ki her sonu y ile biteninde y'yi düşürmüyoruz. Y'den önce sessiz harf varsa düşürüyoruz. Ama sesli harf varsa düşürmüyoruz mesela play Play bakın Y ile bitmiş ama önde A harfi var. Sesli bir harf var. Burada ED getirince gençler ne yapmıyoruz? Kesinlikle Y'yi düşürmüyoruz. Play diyoruz. Stay, state diyoruz. Bu da aklınızda olsun. Bu ilk dört tane kuralımız bizim düzenli fiiller için geçer. Yani genel olarak biz fiilin sonuna ed takısı getiriyoruz. Düzenli fiillerde, geçmiş zamanda ve pozitif cümlelerde. Ama işte çekimleniyor bunlar sondaki harfe göre. Bir de düzensiz olan fiillerimiz var gençler. Burası sizin için biraz zor olabilir. Düzensiz fiillerde ise öyle sonuna -ed takısı getirerek kurtulamıyoruz maalesef. Fiilin ikinci halini yazmamız gerekiyor. Geçmiş zamanda fiillerde, düzensiz fiillerde fiilin ikinci halini yazıyoruz ve maalesef bu fiilin ikinci halleri bazen gerçek fiilden tamamen değişebiliyor. Örneğin go fiili bakın gitmek fiili gider değil mi? Ama gittim derken gençler geçmiş zamanda kullanacağım zaman ben ne diyorum? Went diyorum. İkinci halini kullanıyorum. Go'nun ikinci hali went. Have had oluyor. Do did oluyor. Aklınızda olsun. They grew up in London. Mesela grow up demek değil mi? Oyla aslında yazılıyor bu büyümek yetişmek anlamında. Ama ikinci hali tabii ki grew up oluyor. Was anlatırken kullandığımız time expressions değil mi? Zaman zarflarımız vardı bizim zaman ifadelerimiz. Aynısı burası için de geçerli gençler. Yani yesterday yine burada da kullanıyoruz. Zaten was bu arasında fiiller arasında tek fark işte birisinin isim cümlesi birisinde de fiilin olması. Tek fark bu. Gerisi aynı. Yani yesterday iki şekilde de kullanabiliyorum. Ya da ego önceyi ya da last geçen zaman zarfını biz ne yapıyoruz? İki tarafta da ikisinde de ortak olarak kullanıyoruz ve cümlenin yine sonunda kullanıyoruz unutmayın. Evet bakın burada bir tablo var. Regular verbs bir de irregular verbs diyor. Regular verbs düzenli fiiller. Irregular verbs de düzensiz fiiller. Regular verbs de ne yapıyorduk biz? Geçmiş halini yazarken ed takısı getiriyorduk arkadaşlar. İşte arrive. Bakın e var sonunda zaten. O yüzden ed değil de sadece d getiriyorum. Ne diyorum? Arrived. Discover. Discovered. Listen. Listened. Happen. Happened. Use. Used. Graduate graduated, start, started, stay, stayed, study, studied. Bakın y var, d var. Hemen y'yi düşürdüm, yet getirdim. Decide, decided, create, created, work, worked. Bunlar düzensiz olduğu için id takısını getiriyoruz. Gayet kolay. Bir de tabii ki ne var? Düzensizler var. Biliyor musunuz yapmayı? Hadi gelin beraber yapalım. Buy, bought. Bakın. Tamamen değişmiş. Bought olmuş. Come, came oluyor gençler. Live, left oluyor. Lose lost oluyor. Give gave oluyor. Grow grew oluyor. Have had. Make made. Meet met. Draw drew. Have had. Take took. Win won. Evet bunlar çok sık kullanılan fiillerimiz. Umarım sizler de bunları böyle takır takır ezberlersiniz gençler. Ezberleyin bence. İlerleyen zamanlarda da çok lazım olacak size. Şimdi az önce gördüklerimiz pozitif haliydi gençler. Yani fiilli olan geçmiş zamanın pozitif haliydi, olumlu haliydi. Bir de negatif forma bakacağız. Yani olumsuz haline bakacağız bu seferde. Olumsuz halinde ise bizim bir tane yardımcı fiilimiz meydana gelecek. Bu da did. Aynısını soru cümlelerinde de göreceğiz gençler. Bakın pozitif cümlelerde hiç bunu görmemiştik ama olumsuz ve sorularda bunu göreceğiz çünkü bu did bizim yardımcı fiilimizdir. Biz ne yapıyoruz gençler? Olumsuz yaparken bu did'i bir de not olumsuzluk ekimizi ekliyoruz. Didn't olarak daha çok göreceğiz. Bütün öznelerde yani neydi was were ayırmıştık. Tekillerde was, çoğullarda were diyorduk ama did de ya da didn't da gençler buna gerek yok. Özlem ne olursa olsun hiç fark etmez. Hepsinde didn't kullanıyorum. Şimdi bu kısım şurası bizim için önemli. Burada fiilin birinci halini yani olduğu gibi yazıyorum. Pozitif cümlede ne yaptık? Düzenli ise id takısı, Düzensizse fiilin ikinci halini yazmıştık. Ama bu sefer eğer olumsuzsa cümlem gençler fiili olduğu gibi yazıyorum. Yani kısacası gençler biz fiil eğer düzenliyse iyiydi, düzensizse ikinci hallerini sadece pozitif cümlelerde yapıyoruz. Negatif ya da soru cümlelerinde kesinlikle bunu yapmıyoruz. Burada birinci hallerini kullanıyoruz. Örneklere baktığımızda I didn't go to school yesterday. Dün okula gitmedim. Bakın didn't kullandım. Didn't'dan sonra go fiilimi olduğu gibi yazdım. Bu cümle pozitif olsaydı ne olacaktı? I went to school yesterday olacaktı. Burada go'nun ikinci halini alacaktım. Değil mi? Düzensiz olduğu için. Ama olumsuz olduğu için fiili olduğu gibi yazıyorum. He didn't win any awards. O hiç ödül kazanmadı diyor. Kazandı deseydi he won awards olması gerekirdi. Ama tabi burada yine olumsuz olduğu için bakın win fiilimizi olduğu gibi yazdık arkadaşlar. Bir de soru halimize bakalım. Daha sonra alıştırmalar yapıp tamamen pekiştireceğiz hiç merak etmeyin. Sorulara baktığımızda da gençler ne demiştik? Bir did yardımcı fiilimiz var. Olumsuzlarda didn't olarak çıkacak karşımıza. Sorularda da did olarak karşımıza çıkacak gençler. Soru yaparken ne yapıyorduk biz bu yardımcı fiilleri? Cümlenin en başına alıyorduk. Yine burada da did'i cümlenin en başına yazıyoruz. Daha sonra özlem her neyse bunlardan onu yazıyorum. Sonra yine bakın verb bir yani fiili olduğu gibi fiilin yalın halini yazıyorum Yeşer. Did you move to Antalya? Antalya'ya mı taşındın? Diyor bakın did başta ve move fiilim olduğu gibi yazılmış. Buna kısa cevap olarak tabii yes I did ya da no I didn't diye cevap verebilirsiniz. Tabi yine double H questionlarımız varsa yani what, where, which, when, who, why, how, how often bunlar varsa da en başa tabi ki her zaman double H questionlar yazılır. Daha sonra did, sonra özne, sonra yine fiilin birinci halini yazıyoruz. Bunu tekrar hatırlatayım. Sadece pozitif cümlelerde fiilin ikinci halini yazıyoruz ya da ed takısını getiriyoruz gençler. Negatif ya da soru cümlelerinde kesinlikle ama kesinlikle fiili olduğu gibi yazıyoruz. Yani birinci hallerini yazıyoruz. Lütfen bunu böyle büyük harflerle not alın. Evet, ne demiştik? Konu anlatımızın sonunda genel bir tekrar testi yapıp şöyle pekiştireceğiz demiştik gençler. Tam olarak oradayız. Şimdi bu kısımda tabii ben de çözeceğim ama sizler isterseniz videoyu her soruda durdurup kendiniz çözüp cevabını benle beraber bakabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Barış Manço bla bla born in 1943 in İstanbul demiş. Barış Manço 1943'te İstanbul'da doğdu diyeceğiz değil mi? Ama nasıl diyeceğiz? Burada özneye göre diyeceğiz. Barış Manço bakın tek bir kişiden bahsettiğim için burada vazı kullanmam gerekecek. İkiye bakalım. My sister and mother bla bla at home last night. They were at the cinema. Sinemadaydılar. Demek ki Dün gece evde değiller diyeceğim yani negatif olacak. Yalnız wasn't mı olacak, weren't mi olacak? Bir de bunu bulmamız lazım. Bunu da tabii ki özneye göre bulacağız gençler. Kız kardeşim ve annem diyor bakın yine ve bağlacım var. Ne oldu? İki kişiden bahsedildi. Çoğul oldu. Çoğul olduğu için de burada weren't kullanmam gerekiyor. 3'e bakalım. Leonardo Da Vinci from Spain. He was from Italy. İtalyalıymış. Yani İspanyalı değilmiş diyeceğim burada da. Burada ipucum benim ikinci cümle. İtalyalı olduğunu söylüyor. İki ülkeden de için demek ki birinci ülkeden değilmiş. Yine negatif. Yalnız bu sefer yine özleme baktım. Leonardo da Vinci neymiş? Tek bir kişi. Tek olunca bu sefer wasn't demem gerekiyor. Dörde bakıyorum. Thomas Edison invented the light bulb. Thomas Edison ne yaptı? Lambayı keşfetti. But he blah blah and Nobel Prize. Ama o Nobel ödülünü nokta nokta. Aldı mı alamadı mı? Şimdi burada battan ben hemen ne yapıyorum? Alamadığını anlıyorum. Keşfetmiş ama dediği için şimdi ama varsa birinci cümleye negatif bir şey söylenmesi lazım. Kazanamadı alamadı diyeceğiz. Bunu da nasıl diyeceğiz gençler? Tabii ki bakın geçmiş zamandan bahsetmiş. Alamadı diyoruz. Didn't win olması gerekiyor. Beşe bakalım. I was born in Ankara. Ben Ankara'da doğdum. Blah blah up in İstanbul neydi? Yetişmek. İstanbul'da yetiştim. And now I live in London. Ve şimdi Londra'da yaşıyorum. Şimdi yetişmek fiili grow değil mi? E tabi burada geçmiş zamandan bahsettiği için bunun ikinci halini yazmam lazım. Grow'un ikinci hali de grow gençler. Bursa olur cevabı. Altıya bakalım. Aziz Sancar went to the USA in 1971. Aziz Sancar 1971'de Amerika'ya gitti. He blah blah at the University of Texas. Texas Üniversitesi'nde okudu. Şimdi study değil mi okumak? Ama bunun pasta halini almam lazım. Study düzenli bir fiil. Düzenlerde fiile ed takısı geliyordu. Yani cevabım ne olur? Studied olması gerekiyor. 7'ye bakalım. We blah blah in Istanbul when I was 10. 10 yaşındayken İstanbul'da yaşadık. And we blah blah to Ankara in 2016. 2016'da Ankara'ya taşındık diyeceğiz değil mi? Bakın ikisinde de geçmiş zaman kullanıyoruz. 10 yaşındayken bir de 2016 ikisi de geçmiş zamanda olmuş. Burada hangisi olur tabii ki? A olur gençler. Lived and moved. İkisi de düzenli olduğu için ED takısı alır burada. 8'e bakalım. Steve was a hard working person. Steve çalışkan bir insandı. He blah blah to be a doctor. So he medicine in 2010. Evet doktor olmak istiyordu. Bu yüzden 2010'da ne yaptı? Tıp okudu diyeceğiz. Yine ikisinde de past tense kullanıyoruz gençler. O zaman cevabımız ne olur? Tabii ki Denizli olur. 9'a bakıyoruz. I started my new job on February the 10th 2015. Evet burada bir tarih vermiş. Tabii yazılı şekilde vermiş. Bunu rakamla söylemenizi bulmanızı istiyor. Hemen bulalım. Ne yapıyorduk? Bakın February neydi? Şubat ayını söylemiş. Yani ikinci ay. E tamam ben hemen C ile D'yi burada eledim. The 10th 10. Şubat'ın 10'u olacakmış. İkisinde de Şubat'ın 10'u. En son tarihe bakıyoruz. 20, 15 demiş. 2'ye böldüğümüzde 20, 15 yani 2015. Burada cevabım ne olur? Adana olur gençler. Ve 10. son sorumuza bakıyoruz gençler. When were you born? Ne zaman doğdun? 21, 12, 2010 demiş değil mi? Yani 21, 12, 2010 demiş. Bunun da bu sefer yazılı halini yapacağız gençler. Ne yapıyorduk? Önce ayı yazıyoruz. Daha sonra şuradaki günü ama günün son rakamını unutmayın. Sıra sayısı olarak yazacağız. En sonda da şuradaki tarihi yazacağız. Hemen yapalım. 12, 12. ay neydi? Aralık yani December. December daha sonra 21. 21'i nasıl söylüyorduk? 21st diye söylüyorduk değil mi? December the 21st. Bakın şurada doğru. Burada da doğru. En sonda da yıl var. 2010. Bunu da ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. 20, 10 diye söyleyebiliyorduk gençler. Bu da nerede bakın? Bursa'daymış. Demek ki cevabım neymiş? Bursa'ymış. Evet bu şekilde tekrar ettik. Umarım onda onunu sizler de doğru şekilde yapmışsınızdır gençler. Evet ve ünitemizin sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemiş her şeyle faydalanmışsınızdır. Umarım size gerçekten faydalı olmuşumdur gençler. Herhangi bir isteğiniz, herhangi bir sorunuz varsa lütfen çekinmeden yorumlara Yazın arkadaşlar muhabbetimizi yapalım sohbetimizi yapalım her zaman gözüm yorumlarda yazdığınızda bana bildirim gelir merak etmeyin ben de sizlere hemen cevabı yapıştırırım. O yüzden hiç çekinmeyin istediğinizi yazıp söyleyebilirsiniz. E Buraya kadar izlediniz. Faydalı doğduysa tabii ki ne yapıyoruz like atmayı unutmuyoruz gençler ve hala çok ayıp eğer hala abone değilseniz çünkü bazen sadece izleyip geçiyorsunuz abone olmak tamamen ücretsiz abone olmadıysanız lütfen kanala hemen abone olun gençler bu şekilde hep beraber büyüyelim şimdilik kendinize çok çok iyi bakın dördüncü ünitede görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay.